İyi günler değerli arkadaşlar. Bu haftanın opsiyon raporunu da hazırladım. Bunun için bu tablo ücretsiz sistemden indirebileceğiniz tablo. Yine çeşitli enstrümanlar için hem implied volatilite hem de istatistik volatilitenin karşılaştırılması ve buna karşın uygun stratejilerin bu tabloya göre seçilmesini sağlıyor. Bu hafta enteresan ya geçtiğimiz hafta oldukça oynak. Fed'in faiz oranlarını değiştirdiği, Trump'ın tweet attığı, tarım dışı istihdam rakamları vesaire oldukça kaotik bir hafta geçirdik ve buna bağlı olarak da müthiş bir oynaklık piyasalarda söz konusuydu. Bu hafta altın için implied volatilite istatistik volatiliteden düşük. Dolayısıyla implied volatilitenin yükseleceği bir volatilite stratejisi. Muhtemelen diagonal candle spread uygun gelecek diye düşünüyorum. Diğerleri de yapılabilir. Öyle bir strateji şimdi think or swim yahut TOS denilen Ameritrade'in platformunda tasarlamaya çalışacağım. Hemen oraya geçeyim. Ameritrade. Öncelikle altında volatilite için implied volatilite %14 civarında demiştim. Ama istatistik volatilite biraz daha yüksek. Yani implied volatilitenin yükseleceği yönünde pozitif vega bir strateji düşünüyorum. Ama bu tabii volatilitenin artacağı beklentisini gösteriyor. Yön konusunda da fikir edinilebilir. Dediğim gibi geçtiğimiz hafta sonuna doğru Trump'ın attığı tweet ortalığı karıştırdı. Bu tabii eğer Çin buna karşılık verir mi vermez mi sorusunu da beraberinde getiriyor. Eğer bu dalaş daha sürerse ekonomi için iyi değil. Hem ABD hem Çin hem de küresel ekonomi için. O anlamda da faiz indirimleri daha da ciddi olarak gelebilir. Zaten genişleme yahut kolay para politikası ortamında bir süreç devam ederken bu faiz oranı indiriminin ardından bazı belirsizlikler yahut farklı yorumlar Fed için yeniden faiz oranlarını Eylül ayında %95 %100 olasılığına getirdi. Yani bir indirim daha söz konusu olmaya başladı. Hatta yıl sonunda Aralık için Fed toplantısında da %25 olasılıkla bir dördüncü faiz indirim bekleniyor. Tabii bütün bunlar getirileri düşürdüğü için altın birdenbire ciddi olarak ya her şey kötüyse ben en iyisi olacağım türünden bir beklentiyle ki gerçekten öyle. Altının biliyorsunuz bir faiz getirisi yok. Faiz oranları düşerse rekabet azalır ve altına talep artar. Altın toparlamaya başladı. Ayrıca Brexit belirsizliği, jeopolitik gerginlikler Çin'de, Orta Doğu'da, İran, İngiltere vesaire. Altın için bu haftayı çok pozitif bir tonda sonuçlandırdı. Muhtemelen de bu hafta için iyi bir zeminde başlayacak diye düşünüyorum. O anlamda biraz daha yukarı gidebilir gibi. Hatta 1500 dolar artık konuşulmaya başlandı. Pozitif momentum olan bir piyasadan bahsediyoruz. RSI da zaten teknik olarak bir hayli ortalarda dolanıyor. Henüz aşırı pahalı bölgede değil. Yani yükselmesi için yer var gibi. Dolayısıyla basit bir strateji olarak yahut beklenti olarak diagonal calendar call spread tasarlayacağım opsiyonlarla. Bunu yapmak için bu terminalde işlem trade şeyine gideceğim. Burada vadeli kontratlar var çeşit çeşit. Eylül-Ekim vadesiyle diagonal calendar call spread yapacağım. Diagonal olduğu için ve calendar olduğu için farklı kullanım fiyatlarıyla farklı vadeleri kullanacağım. O yüzden Ekim vade ve ona bağlı Eylül vadeli opsiyonları kullanacağım.
26 günlük bir süresi var Eylül ayı için. Bu dayanak varlıklara yani vadeli altınlara Eylül opsiyonlarını seçeceğim. Bu Eylül opsiyonlarında bir de Ekim'i demiştim. Ekim'i seçeceğim. Diagonal Calendar Call Spread için yakın vadede Eylül ayında bir out of the money, ucuz olan bir opsiyon açığa satacağım. Mesela 1470 out of the money opsiyon. Bunu açığa satacağız demiştim. Bunu yapmak için kontrol düğmesini basılı tutarken bu bit hanesindeki opsiyon fiyatını tıklayacağım. Hemen bu şey geldi, işlem geldi. Ama burada bir hayli fark var. Çünkü işlem saatleri olmadığı için şu an piyasadaki bid ask alım satım fiyatları çok farklı. Grafiği biraz etkiler ama fazla önemli değil. Piyasalar açıkken bu yapıldığında çok daha düzgün grafikler ortaya çıkar. Şimdi bunu Diagonal Calendar Call Spread olarak bir tane out of the money ucuz bir opsiyon sattım. Bir sonraki vadeye gittim. Ekim vadede de at the money yahut biraz daha pahalı olan 1455 kullanım fiyatlı ve Ekim vadeli bir call opsiyonunu satın aldım. Bunun için yine kontrol düğmesine basıp tıklıyorum. Ve bu strateji diagonal alım opsiyonlarıyla bir calendar spread oldu. Çünkü farklı vadeler Ekim, Eylül. Şimdi bunun fiyatı 13.70. Yani benim maksimum riskim 1370 dolar civarında. Eğer bir şey yapmazsam, sonuna kadar beklersem. Bu stratejinin grafiğini görmek için, risk profilini görmek için de buradan hemen analiz düğmesine basıyorum. Bu seçtiğim, tasarladığım stratejinin risk grafiği karşıma çıkıyor. Burada vade başındaki eğri, yeşille görülen de vade sonundaki eğri. Bu eğriye bakılırsa altın fiyatlarının düşmesi halinde zarar ediyoruz. Şurası sıfır eğrisi. Bunun altında zarar ediyoruz. Hiçbir şey yapmazsak 1370 dolara kadar zararımız var. Ama istediğimiz seviyede müdahalede kapatabilir yahut tamir edebiliriz. Öte yanda altın fiyatlarının vadesi 26 gündü Eylül'e kadar. 26 gün için altın fiyatlarının 1500 üzerine çıkacağını fazla düşünmüyorum. Çıkarsa da önemli değil, kâr edemiyoruz. Yani altın fiyatları yükseldiğinde hiç kârı da yok. Ama bu kısa süre içinde altın fiyatları bu bölgede kalırsa, şu gösterdiğim bölge içinde kalırsa, farklı vadelerde bu eller farklı grafikler gösterecektir. O zaman oldukça iyi bir getiri olabilir. 1000 dolarlık bir getiri. Bu stratejinin maliyetinin oldukça düşük olduğunu düşünüyorum. Bu getiri, bu basit strateji için muhteşem bir getiri olabilir. Hatta bu sadece yönle alakalı konuştum. Volatilite de değişirse onun da şeyini göreceğiz. Mesela volatilite artmaya başlarsa bu evlerin yukarı çıkmasıyla kazanç artmaya başlıyor. Aşağıya inmesi de volatilitenin azaldığını gösteriyor. Dolayısıyla bu hafta da böyle basit bir stratejiyle hem raporu denemiş hem de basit bir diagonal calendar call spread'le ücretsiz bir terminalde işlem yapmış olduk. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.